Merhabalar efendim. Ben Deniz Pelin Çin'e. Gördüğünüz üzere Saşa kafasının en sevdiğim bölümündeyiz. Aynı önündeyiz ve ürün tanıtımı bölümündeyiz. Bugün biraz fazla ürünümüz var. Çünkü bugün Schwarzkopf Osis bizle birlikte. Neden bu kadar çok kırmızı ve güzel şey önümde var derseniz farklı saç tipleri için farklı şekillendiriciler mevcut. Ve farklı türdeler. Mesela bu benim sonrasında küpe kutusu olarak kullanmayı düşündüğüm Mess Up isimli ürün. Mat bir şekillendiriciymiş, bunu ezberledim. Bu derseniz toz şeklinde, böyle tuzluk gibi kullanılıyor. İsmi Dusted. Muhtemelen kıvırcık saçlar için, benim gibi olmayanlar için daha hacim verici bir ürün. Bir de şunu söylemek istiyorum, bu doku veren bir ürün ama beni ilgilendiren kısmı muazzam kokması. Bir de e, çok uzun süre saçta kalıyor ve böyle yapış yapışta bir dokusu olmuyor. Peki ürünlerimizi tanıtarak başladık. Peki bugün konumuz ne ve konuğumuz kim? Bugün Özge Fışkın bizle birlikte olacak. Benim uzun zamandır yüz yüze tanışmak istediğim, gıyabında tanıdığım, çok kıymetli bulduğum isimlerden biri. Konumuz da yine hafif gitmedik, pişman olmak. Özge gelecek. Bugüne kadar yaşadığı pişmanlıkları konuşacağız. Ben tabii kendi pişmanlıklarımdan da bahsedeceğim. Hazırsanız saça kafası başlasın efendim. <laughs> Merhabalar efendim. Saşa kafasına hoş geldiniz. Ben Deniz Pelin Çin'i olabilecek en enerjik girişlerden birini yaptım. Bugün çok keyifli bir bölüm izleyeceksiniz. Çünkü Özge Fışkın bizimle birlikte. Özge hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl hissediyorsun kendini o koltukta? Valla gayet rahat hissediyorum. Doğru söyle. Mikrofon falan rahatım. her şey rahat mı? Mikrofon tamam. Yakayı katladık sallanmıyor. Koltuk tam bana göre. Ayaklarım yere değiyor. <laughs> Genelde o koltuk gelir. bundan daha rahat. çok ben genel... rahat. Konuklara Sırtımı da yaslayabiliyorum. Çok şıksınız efendim. Çok önce teşekkür ederim. Özellikle sizin için. Hem Hemen de. soruları sırasını falan bırakıp kapaktan şey soracağım. Tamam. Böyle kılık kıyafet giyim kuşamla konuyu da söyleyeceğim bu arada. Onu söyleyeyim. Bugün konumuz pişman olmak. Ağır bir şeye gireceğiz ama önce biraz kılık kıyafet konuşmak istiyorum. Konuşalım. Çünkü en sevdiğim. çok şık bir elbise. Çok teşekkürler. O yaka meselesiyle ilgili biz demin uğraşırken de çok hoşuma gitti. Tercih ettiğim bir e, tarz benim o yaka gardrobun yani nasıl bir tarzı vardır özgenin desem mesela gittiğinde şunu alır bunu alır şu renkleri gel. nasıl tarif edersin yani modayla alakalı ilişkinı e, çok seviyorum ben. Bir kere hani benim için en büyük zevk. <laughs> e, çoğunlukla da online değil gidip deniyerek e, alışveriş yapanlardanım. E, annemle alakalı. Annem çok zevkli bir kadın. <laughs> e, aynı zamanda da harika dikiş dikiyor. <laughs> Meslek lisesi mezunu. Ee, hala e, dikiş dikmeye de devam ediyor. Sınıf arkadaşlarıyla görüşüyorlar. Sanırım e, bir tek annem ısrarla devam edenlerden. Demek ki çok severek yaptığı bir şey. Kendine çok güzel elbiseler e, dikti gençliğinde. Tabii onu izleyerek büyüdüğüm için bir zevkim oluştu. Sonra işte ergenlik çağlarında da bu... Rock and durum <laughs> beni çok cezbettiği için. <laughs> bir, o, o asilik döneminde tam olarak nasıldı hikaye? Yani hepimizin benim her renge boyadığım saçlarımı Oo, bir dönem vardı Neler, var yaptım, yani. neler yaptım, neler yaptım, neler yaptım. yırtık kot pantolon istiyordum çok. Yani ne yaptıysam olmadı. Aşındırmaya çalışıyorum, evet. öyle yapıyorum Ay, falan. Yapardık onu ne fena. Babamın bana yepyeni aldığı kot pantolonu makasla kestim. E, ee, sinir krizi geçirdi tabii evladım ne yaptın sen bölüm dolaşacaksın Daha iyi oldu diye. Bu da. Ee, sonrasında işte şu an bir hayli moda ee, ama o zamanlar çok yoktu, 7-8 tane delik var kulağında. Bizim zamanımızda böyle şeyler <laughs> yoktu. yoktu. Şimdi herkes de de mesela. Herkes de var ya, evet. ben 15 yaşında, yani ben yaptırdığımda Türkiye'de çok az insanda vardı. Ben 20'ydim. Ben 15'te evden kaçtım sonra <laughs> annem dövmeciye gelmek zorunda kaldı. <laughs> ya Tabii ki epey bir didiştik ailemle o konuda ama işte herhalde kendimizi ifade etme, biz bir farklıyız, şey değişiyiz. Artık. Konuşmaya başlamadan önce de yani yayınımızdan önce de aramızda sohbet ediyorduk ya. Bu jenerasyonlar ve arasındaki farklılıklar. Uzallara. Bu herhalde sonsuza dek böyle devam edecek. Biz uzaylı gibiyiz. Biri. Ben yani konuşurken demin dedim ki yani gerçekten hani biraz da bir tık. Bazen, öyle hissediyor musunuz ki kendim? Ben bazen daha dün hatta böyle bir şey sosyal medyada kendimle ilgili bir şey denk geldim. Pelin Çin'e nereli falan diyor. dedim Hı. ki. Uzaylı diyebilirsiniz çünkü gerçekten öyle hissediyorum. <laughs> Uzaylı, dünya vatandaşı. Böyle yersiz, yurtsuz ve hiçbir yere ait olmadığımı hissederim bazen. Sen de öyle bir duygu oluyor mu? Valla bende bu duygu çok yeni de değil. Yani ben <laughs> çocukluğumdan beri e, kendimi hep ben buraya nasıl geldim, bu hayat ne daha çok ufacık yaşlarda sorgulamaya başlayıp ne fena, e, bütün büyüklerin içine fenalık getirdiğim için... Ya, evladım daha senin yaşın ne başın ne niye böyle şeyler soruyorsun? Yapma, etme. Bu herhalde e, yapısal bir şey. E, onun üzerine inşa ettim ben de zaten bütün yolculuğumu. Evet, yani onu yapmak zorunda kalıyoruz bence. Yani şey gibi düşünüyorum. Başka meslekler seçsek Hı -hı. işte bir şey üretmiyor olsak Hı -hı. bir gün bir yerde böyle otobüste falan giderken böyle patlayarak belki infilak edecektik. Kesinlikle. Bu çıkacaktı bu duygu yani. Ondan eminim. Onu e, bir, bir sohbet esnasında Böyle hani benden daha fazla hayat tecrübesi ve birikimi olan biri söylemişti. Ee, yoruldum ben artık, isyanlardayım dediğim zaman da dedi ki bu hani dışa vurumcu karakterli insanlar bundan yorulur. Başka bir şeyi yine buna benzeterek yapardın. O yüzden evet. yorulma dedi. Evet. Doğru. İşte bu söylenenlerin hepsini böyle güzel güzel not edip unutmamaya. Çalışıyorum. çalışıyorum. Dış şartlar ne kadar zorlasa da yaşın daha. avantajını yaşıyorum. Yani ben efendim. Ben sonra. efendim bu sene Haziran'da 50 olacağım Maşallah. 9,5'um. Güzel, güzel bir yaş diye efendim. 50'ye girişte böyle bir heyecan oluyor mu? Ben 40'ta mesela Vallahi bir geldim ama. 40'ta çok olmadı. Bir 30'da ben bocaladım. bir de böyle bir kritik bir seneydi kariyerimde. Televizyona gittiğim seneydi Ay o güzel onu çok detaylı Konu onu konuşalım. Zaman. Konuşalım. Ben de bayıla bayıla. Kaçıncı kez anlattığımı bilmiyorum ama şans ve yani o kadar kıymetli bir an Öyle. ki orada olmak ben çok çok güzel olduğundan eminim. 30'lara mı denk geliyor? Yani 30'a kadar bir takım şeyler çok. daha farklı gelişir kariyerimde diye hayaller kurmuştum 20'lerimin başında. yani planladığımız gibi gitmiyor ya hayat. Evet enerjim. sanki çok geç kaldım, geç kaldım. Eğer konumuz pişmanlıksa. Pişmanlık evet. En büyük pişmanlığım benim zamana yaşa taktığım 20'li ve 30'lu yaşlarım. Wow. Ya yani aslında çok saçma olduğunu düşünüyorum bir şu anda. Bir önemi yok muymuş yani Hiç esasında? Hiçbir önemi yok. Bütün mesele bence insanın bakış açısını değiştirmesi. Ee, ve olmayandan çok olana odaklanabilmesi. Yine evrenden mesajınız var bu. Bana bazen oluyor böyle kötü günlerimde çekim yaptığımda, yaptığımızda konuklar böyle şeyler söylüyor. Kalıyorum diyorum ki tamam. Okay. <laughs> ya yani bu Aldım bilgiyi kabul ettim. Evet, sus edebinden otur. Sahip olduğun şeye bak. Bakış açını değiştir diyorsun. Evet. Peki şey soracağım. Dedin ya en hani hayalim mesela 30'larda 20'lerde kurduğum kariyer planından farklıydı bulunduğum nokta diyorsun. Ne hayal ediyor yirmilerde? Ya şimdi mesela? aslında şey e, yani? her dönem e, hani olan biteni izleyerek insan biraz hmm. hani el yordamıyla bir hayal kuruyor ya. Sonuçta ben hani bambaşka bir konuda e, üniversiteye gittim. Onu çok severek yani, yazdım. Pek çocuğun çok e, çocuğun bilen var Başına ama? gelen şey. E, evet, biyoloji okudum. Severek de okudum. Hah, yani keyif aldım. Çok harika bir bölüm. Yani hocalarıma sevgi selam, dönem arkadaşlarıma hala çoğuyla bağlantı halindeyiz. A, e, aynı bölümden benim e, amcam da mezun. İş ilginç tarafı. Ee, Hocalarımın büyük bir kısmı onun sınıf arkadaşıydı. Fışkın gibi bir soyadla da fark edilmemek mümkün çok değildi. Çok güzel soyadın. Ben çok seviyorum sizin soyadınızı hakikaten. Fışkın çok güzel bence. Yani zorlu bir soyad. Ee, Biraz ama evet. Benimle Eski... yürüyor 50 <laughs> sene. Peki altın bilezikten mütevellit. Yani altın bileziği bir olsun. Bir parça ee, tabii ebeveyn kaygıları. Ağırlıklı ee, babamın e, tamam aynen. kızım hani bunları yap e, aynen altın bilezik. Ee, ama hani kariyerinde şu, şu yönde de. gitse doktor olsan daha çok tıptı tercihlerim benim. Kendim de isteyerek yazmıştım. Ama bir taraftan konservatuara da çok gitmek istiyordum. Ee, öyle gelişti. Öyle oldu. Konservatuar ee, olmadı. Biyoloji okundu. Evet okulu bitirdi. Ama tabii bu sanat aşk olsun. sevdası çok işte bu dışa vurumculuğa dönelim. mı bir yerden? Ee, oradan buradan fışkırdığı için. Zapt edemedim. Başa dönecek olursak, e, tabii ki 90'lı yıllarda hani müzik piyasasını hatırlayacak olursak, evet. bütün e, üretimin ne kadar yüksek, kuralların değiştiği... Ama şey değil mi, bir de şöyle bir dönem miydi hani böyle her gün televizyon açıyorduk ve biri çıkıyordu evet, mesela ve ben onu hatırlıyorum. Evet ve Heyecan... güzeldi Evet ama heyecanlanıyordum mesela şöyle olurdu, hiç unutmuyorum mesela Candan Erçet'in çıktığı günü ya. hatırlıyorum böyle demiştim. Aa, Annem bir kadın çıkmış işte sandalyeden böyle yapıyor falan. Kadının sesini dinliyoruz. Farklı bir tarz var. Böyle hatırlıyorum kendimi şanslı hissetmiştim o dönemde. Kesinlikle. Dönem. Ki yani çünkü yeni birileri farklı ve güzel. Kesinlikle. Yani muazzam bir dönemdi bence. Çok heyecanlanıyorum. yani. Yani çok ee, kişiye has bir evet. yolculuk e, evet. bir de. Evet. Aynı e, heyecanı, hayranlığı. Ben Şebnem Ferah'ın albümü yayınlandığı zaman zaten hani hepimiz e, orada bir kuyu bir olduk. dinleyicisiydim. E, albüm öncesinde de e, Özlem de öyle, evet. Şebnem de öyle. Çok önemli işler başardılar. O, o albümü dinlediğim zaman dedim ki, <laughs> yapılabiliyor demek Olabilir. ki hani bu müzikle e, ilerlenebiliyor. E ee, ve hayal dünyam ve kariyer planlarımda çok önemli bir yeri vardır o albümün. Olabilir, yapabilirim. Ben de dediğim. bu yoldan bu şekilde gidebilirim. Ama bütün bunlar olurken ben Ankara'daydım tabii. Onu evet soracak mı zaten. Evet. O zaman dijital de değildi şimdiki gibi. Her şey herkes evinde ekipmanı varsa bir şeyler üretip kaydedip artık bağımsız bir şekilde de yayınlayabiliyor. Tabii Ama Tamam canım şimdi evinde istedi. De o zaman plakçılar çarşısı meselesi gibi mi yani? Kolumun altında demom hani, var, geldim e, mi? E, tabii öyle. Hı -hı. Ne yapacağınızın belli olması gerekiyor, e, o şirketlerin e, sizde o ışığı görmesi lazım. E, o gibi mi, bu gibi mi? Bir emin olması gerekiyor. Para yatıracak çünkü. Kolay tabii. değildi yani. E, daha zor, çok daha zor. İşte her dönemin kendi zorlukları, sıkıntıları Peki, var. O yüzden o, biraz vakit aldı. Yani. Uğraşıp da böyle şey yaptığın hiç oldu mu? Hani deneyip hayal kırıklığına uğradığın, deneyip işte refüze edildiğin ya da deneyip... Tamam, Özge Hanım çok iyi sesiniz ama size şunu mu söyletsek falan diye bambaşka... Tabii ki oldu. Heh, tamam. Tabii ki oldu. Çünkü hayal ediyorum olmuştur diye düşünüyorum. Tabii ki oldu. Ama şey zor. Ee, yani buradan izleyen genç... E... <laughs> Dimalara. <laughs> Dimalara şunu söyleyeyim. Enstrüman çalmak. Kendi söz dünyasını yaratmak ve kendi müziğini üretmek <laughs> e, tabi edeceği bir lafının olması lazım insanın. <laughs> Bu çok büyük bir konfor. E, ben eğer şarkı yazarlığı konusunda çok ısrarcı olmasaydım daha erken e, başlayabilirdim. Ama bunu e, büyük bir takıntı haline getirdiğimi itiraf etmeliyim. <laughs> Pişmanlıklarımdan biri o. Çünkü <laughs> benim önceliğim şarkı söylemek oldu hep. Öyle güzel şarkılarla yolum kesişti ki zaman içerisinde. Ben yazmadım ama e, şarkının tamamen içine girebildim söylerken büyük bir haz yaşadım ve dinleyiciye de bu geçti. Bu geçti. Evet. O yaşlarda insan tabii e, egosuyla ne yapacağını bilemediği Kendi için bir şeyi illa seslendirmek mi O konuda öyle. çok ısrarcı evet. oldum ben. Anladım. Açıkçası hala da yazmaya devam ediyorum. Ama diğer taraftan da çok sevdiğim, kendi yazmadığım şarkıları da seslendirmek müthiş. Valla şöyle bir soru hazırlarken böyle şöyle bir üstün körü hani kendi, kendine bakıyorsan <laughs> bunu not alalım lütfen. Hep seslendirdiğin şarkılarla ilgili şey deniyor. Bazı şarkılar var ki sadece bu kadın söylemeliymiş. Hani şöyle bir tespit var hepsininle ilgili. Sanki sen o şarkıyı söyledikten sonra daha önce söyleyen insanların sesi kulaklardan siliniyormuş gibi ben böyle bir betimleme okudum bir forumda seninle ilgili Öyle çok mi? hoşuma gitti ha, böyle çok güzel anlatılmış yani çok diğer sesleri ederim. yani siliyor hafızanızdan. De. çok naif ve çok güzel ya her şarkı aslında kendi içinde üç buçuk dört dakikalık minicik bir film Peki, gibi ailer, hikaye evet, gibi. Öyküler. şimdi şeye dönecek olursak hani bu dışa vurumculuk <laughs> hali diyelim benim kendimde ilk keşfettiğim şey danstı ha Demek Ondan yapan. sonra üstüne şarkı da söylüyordum ama biraz daha hani ergen dönemde oyunculuk beni çok cezbetti. Aslında hani konservatuar eğitimi alabilme şansım olsaydı benim ilk tercihim oyunculuk. Oldu. Evet tiyatroydı. Tiyatro. Çok 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 istediğim ben bir şeydi. Ben izledim. O yüzden oraya da geleceğiz zaten. Evet, bu yaşta ilk defa tiyatro sahnesine çıkabildim. O kadar çıkabildim. güzel ki Özge ile birlikte ikiniz yani bütün arkadaşlar çok iyi. Evet, ya, arkadaşlar. Dünya yerinden oynar. Dünya yerinden oynar. Yedi kadınız sahnede çok güzel enerjisiniz. Oyun. Yani böyle yedi kadınlar ama durmuyorlar. İnanılmaz per bir performans gerektiren bir şey de yapıyorsunuz. İşte bütün hayallerimin böyle. gerçek olduğu bir sene oldu benim için. Ne güzel için. yahu. Bütün bu hani külliyat düşünülecek olursa. O yüzden o şarkıları da yorumlarken <laughs> e, ona göre şarkılar seçip bir kere altından kalkabileceğim şarkılar Hı -hı. olmasına çalışıyorum. E, hani o konuda çok mesai yaptım açıkçası. O Seçici tüzüldür. bir noktada da duruyorsun. Söz dünyasının e, hani empati kurabileceğim sözlerden oluşan şarkılar olmasına ben çalışıyorum. Ben 90'larda neden daha hızlı olmadığını şu an anladım. Çünkü yani <gülüyor> <gülüyor> şimdi eğil oturalım doğru konuşalım. Bazen de şöyle şeyler oluyordu ya 90'larda biri çıkıyor. Yani imaj çok iyi, ses iyi, klip çok iyi ama şarkıyı dinliyorsun. Ne diyor ki acaba hani bir meal, bir anlam yok bir şey diyor falan. Sen asla kabul etmeyeceğin için böyle bir şey. Biraz i̇şte zaman. yorucu bir şey ama. Yani bu kadar her şeyi ama. böyle doğru yapacağım, düzgün yapacağım. No. Ee, i̇nsanın bu yolculukta amacının çok net olması lazım. Ee, yani ben e, itiraf ediyorum ki. E, bu performans kısmı hı hı. benim hayatımın çok büyük bir kısmını kaplıyor. E, o yüzden hani diğer kısımlarını geliştirmekle ilgili çok uğraştım, ettim. E, ama o performans kısmı o kadar heyecan verici ki, tiyatro sahnesine de o yüzden bu kadar kolay e, adapte olabildim. E, tabi çok çalıştık ayrı konu, hani kolay hani, dediğime bakmayın hani, ama, ama çok orada. hazırdım öyle çok söyleyeyim. Hani, Yıllardır çok hazırdım. E, i̇zlemeniz lazım, muhakkak izlemeniz lazım. Olaylar gelişti, pişmanlıklar dersek. Peki en son evet, neye pişman olmuşsundur? Yakın tarihe çekeyim. Basit bir şey de olabilir. Ya yani şunu yaptım ama Pelin pişmanım. Şöyle söyledim birine pişman oldum. O da basit bir şey de olabilir. Valla ikili ilişkiler konusunda yaşadığım herhangi bir pişmanlık yok. Hiç ee, mi yok ya? Yok ya? çünkü e, ben e, böyle bir şeyleri içimde böyle sıkıştırıp tutup sıkan bir insan değilim. Ç çatır çatır konuşurum. Yani kaybetme korkusu Oo. olmadan e, Çok miyim, devam bir etmeye çalıştım hayatımda. Belki hani biraz daha erken yaşta Hı. öyle tereddütlerim olmuş olabilir. Arkadaşlıklarımla, ailemde ya da ikili ilişkilerimde. E, ama hani takdir edersiniz ki e, hani aileyle öyle bir e, çatışma yaşayınca e, kendimi ifade etmek için buldum e, her fırsatı kullanmaya çalıştım ben bir orta nokta bulalım diye. Epey de başarılı oldum. Yani geri dönüp baktım ve annemle babamla şu anda hani o zamanları ne konuştum, diyorlar peki Haklısın mesela. diyorlar. Keşke gideydin. Ben de onlara hak veriyorum. Onların hani tedirginlikler hakim olmadıkları bir alan. Çünkü ailede örneği yok. Çift ailede de benim kadar bu bir bu bir... zorlayan yok. Ee, o yüzden de, var mı peki alttan gelen yeni jenerasyon fışkınlarda böyle bir var yol açta var. Ee, şanslı kuzenlerimden birinin oldu davul çalıyor i̇şte. bilmiyorum kariyer planlarında var mı yok mu emin değilim ama davul çalıyor yani sonuç itibariyle o artık daha az zorlanacak doğru gibi gözüküyor doğru umarım hani o peki anne sonra. değilsin bunu böyle ben de olmadığım için genelde İyiydim, bu evet. konuyu böyle konuşurken hani Anne olmayınca bir noktada ben kendi deneyimimden en azından şunu söyleyebilirim. Şöyle bir şey oluyor. Hani sanki sen kesinlikle istemişsin. Bu yola baş koymuşsun ama olmamış gibi bir bakış oluyor. Ya. Ben de de sürekli o rahatsızlık veriyor. Hani olamadım değil. olmadım diye böyle düzeltirim kendimi. Sen de durum ne? Hani çocuğun olmadığını biliyorum ama hı hı. nasıl bir nokta? Hani kendin mi istemedin? İstedin mi olmadı? Bunu nasıl soracağımı bilemediğim için ortaya bıraktım anne. Kendim istemedim. Hı. O net. Aynı gemide yol alıyoruz. Evet, yani sayımız çok değil. Evet, değil. Çünkü bu cesaret isteyen bir şey. Ee, çünkü insanın hani kendi ailesi de, toplumda evet. e, kadından en büyük beklentisi bu. Hani i̇şte, evet, bir bunu, beklenti var. Bununla ilgili bir herhangi bir artık hani gerginlik de yaşamıyorum ben. Çünkü hani çok net bir şekilde karar verip ne zaman karar verdim çok erken de. karar verdim ben ha. e, daha hani 20'li yaşlarımın başında istemiyorum e, evet e, aman sorumluluğu çok fazla Allah'ım ne kadar zor bir şey diye değil. Neden? Çok da iyi bir anne olacağımı biliyordum. Hani çünkü sorumluluk duygusu epey yüksek ve anaç bir insanım ben. yengeç burcu kendisi Evet, yükselenim ama. de yengeç. Yengeç, yengeç. Evet yani. Hep tanımak istediğim Ben yengecim. Felaket yani. Yani hep derdim ki yengeç olmak çok acı verici bir deneyim. çoğu zaman Yengeci yengeç bir insan ne yapıyor diyordum. Olacak işte. Anladım. Oo. Ne yapıyorsa kendine yapıyor. Kendine yapıyor. Kendine zarar. Ee, o nedenle Hayat içerisinde varoluşumu çok sorguladığım için, bazı konularda çok yol kat etmeyi hedef koyduğum için kariyerimden bahsetmiyorum. Tekamül etmekten hamledim. bahsediyorum. Bunu ben bu karmada beceremeyebilirim ve çocuk yaparsam da acaba o çocuğun canını sıkabilir miyim korkusu. E bir de tabii bu tek kişilik bir karar da değil. O noktada hani... Ortak yol alabileceğim Aha. kişi de olmadı o yaşlar oldu da olmasını ben istemedim İstemedi. diyelim öyle öyle yıllar geçti ama herhangi bir pişmanlık yaşamıyorum teyzeyim kız kardeşimin bir kızı oldu Feride yani olağanüstü evet çok severim canım kardeşim canım Feride yani bizim altı yaş var aramızda biz çok az değil yaş fark aramızda Hani fena tevzi, bir abla tevzi, olmadığımı düşünüyorum. O da şahane da bir kardeş. Teyze bir şey bu arada. Evet. Ya niye böyle duruyorum biliyor Böyle konuşurken sana böyle hani falan yapıyorum. Gerçekten şunu çok açık gönüllülükle söyleyeyim. Biri beni seslendirse bu konuyla ilgili desem. <laughs> hani bana fikrim sorulur. Yalnız değiliz Pelin. <laughs> gül değiştirme. Yani o annelik meselesiyle ilgili virgül değiştirmem. Ben diyorum ki ben kendimi kendimi annelik yapmak için bu bu tekamülde bunu yapabiliyorum. Kendim pelinimi evet. büyüteyim diyorum yani. Yani seçme şansım oldu. Bu konuda beni zorlayan hiç kimse olmadı. Ha, o bu açıdan da... şanslıydım. Evet. evet. O da iyi. E, mesela e, ailem hiç bu konuda bana bıraktılar. baskı yapmadı. Ben net bir şekilde onlara bunu söylediğimde yani olsaydı kızım bir tabii ama mi? senin hayatın elbette dediler. Öyle bir baskı da yaşamadığım için tabi sağımda solumda e, e, soran eden çok oldu. O neden de evet, hep çok sorulur. Çok da rahat soruyorlar ben onu anlamıyorum. Başta dediğin gibi evet. belki bir sıkıntı var belki evet ya. Evet de olmuyor. Hah, hadi bakalım yani. Belki yani ben... çok arzu edip tedavi görüp e, geç çocuk kalmadın. sahibi olamayan çiftler var. O şey de oluyor geç kalmadın Pelin falan. Ben, ben en beklerim. çok şeye eğleniyorum. Çok enteresan. Bir tane daha senden olsa fena mı? Ben o... diyorum yani bu, bu var olanı <laughs> ne yapacağımı. Emin misiniz bu çok güzel sakıncalı Bir tane daha olmasın diye yapmadım <laughs> diyemiyorum tabii. Yok ben. Yani o konu aynen. öyle. O bir pişmanlık bölümü yok, yok yani annelikle <laughs> ilgili. Yok. Peki kariyer olarak madem şimdi 50'ye geliyoruz ki bence <laughs> çok güzel bir yaş 50 çok dolu dolu. Kariyer olarak şey cümlesini kurmayacağını düşünüyorum hani. ...şöyle olsun isterdim... ...şu noktada olurum diye düşünürüm diye... ...çünkü her şeyi kabulde bir özge var karşımda... ...her şey her şekilde böyle olurdu zaten diyorsun... ...değil mi? Öyle demek istiyorum... Tamam, onu seçiyorsun yani... Evet, öyle demek istiyorum... Bundan Çünkü, sonrası için nasıl örüyorsun peki? Kaparda? Bundan sonrası için... ...başta... E, ...sağlık yerinde olduktan sonra... E, ...bu hayatta herkesin her şeyin... ...üstesinden gelebileceğini düşünüyorum... ...kendimde dahil ederek... E, ...ben hani belli bir yaşak... E, kadar ezberlediğim, öykündüğüm, imrendiğim kariyerleri izleyerek ve kendimde olan iyi ve güzel şeyleri kaçırarak zaman kaybettim. Oo, bu ciddi o kadar bir pişmanlık. Bir bu çok o komplike arada. bir cümle oldu ama ama çok samimi. ve yaptığım itiraf. hiçbir şey yetmedi o beraberinde işte daha iyi olsun daha mükemmel şey olsun ki bunun için hani Mesela işte Serta Berenerle bir birlikte yani bir e, nedir onun ismi bir çalışma durumu hı hı. var. Şimdi ben hiç tanı, canlı görmedim Serta Berener'i. Hani tabii ki dinledim. Hı hı. Hani muazzam bir ses. Eminim Olay ki çok istedim. da iyi kalpli bir insanlardır. Yani evet. Tanımadığım için bilmiyorum ama öyle bir biri olduğunu hissediyorum. Ve hep şey diye düşünüyorum onunla çalışmak zordur, şöyle zordur. Yani gerçekten o bir çıtaysa hani böyle bir çıta yukarıda bir hani nasıl diyeyim insan onun yanından adım atmaya bir tık zorlanabilir gibi kendini çok kıyaslayıp ben olsam kıyaslarım kendimi mesela bir de ben böyle çok hafif de kompleks hafif değil bayağı kompleksi de bir tipim. O Etinize yüzden yüzden ben öyleyiz. şey yapardım yani Böyle bir kalır da çıkamayı verirdim oradan. Öyle bir şey hiç oldu mu? Şu, e, olmadı. Neden olmadı? E, doğru zamanda yollarımız kesişti. O yüzden olmadı. Hı hı. Çünkü ben eee Sertab Erener'le çalışmaya başladığımda 2000 senesi bu. Hı hı. E, onun öncesinde bir 7-8 e, senedir e, Ankara'da ve yeni yeni İstanbul'da da gidiyordum, geliyordum. Şarkı söylüyordum. E, hı hı. çok sevdiğim bir grubum vardı. O yüzden hani yolculuğa yeni başlamamıştım. Bu çok güzel Ve, bir nokta. Ve evet. e, benim jenerasyonum için, benden sonraki jenerasyonlar için de ama özellikle benim jenerasyonum için... ...Serta Erener çok önemli bir yerde duruyor evet. e, kadın vokal evet, olarak. Evet, çok doğru. E, bambaşka bir yere yerleştirdi şarkı söyleme şeklini. E, eminim e, pek çok kadın meslektaşım da benimle hemfikirdir. Hani dinleyip etüt edip imite etmeye çalışırdım. Ben de böyle söyleyeyim. Aa, çok güzel vibrato'yu böyle kullanıyor. Teknik. Ağzını mı açıyor acaba? Çünkü e, yani eğitimle olan bir şey bu Hı -hı. ve Okullu Sertap çok inanılmaz bir tekniği var. Olağanüstü bir sesi var. Gerçekten çok büyük evet. bir yani çok enteresan bir ses Hayranlığım var. olduğu için öncesinde ne güzel bir şey böyle bir... Hani ben bir hep böyle bunu bir söylüyordum. Ne güzel bir şey. Diyordum ya. ki umarım hani yolumuz kesişir. Hani keşke böyle bir şey olsa da İstanbul'a geldi. Ozan Doğulu'nun sayesinde ah. başka bir proje için tamam. E, Ozan Doğulu'yla biz bir araya geldik. Sonrasında hani o hayata geçmedi. Ama o bir şekilde not etmiş kenara. Vesile oldu yani. Evet. E, tesadüfen... E, ...Sertab'ın da o dönemde bir yeni vokalist arayışı varmış. Ben önce... E, ...arkadaşlarımdan biri beni işletiyor zannettim. Onu soracaktım. Ne hissettin diye yani. yani ciddiye almadım. Lütfen. Çünkü... ...hani pat diye ben hani bu cümleleri kurmuşum. Hiçbir bağlantı yok. O zaman doğulu şusur da şusur. gelmiyor aklıma. Yok dedim. E, teşekkür ederim sağ olun. Aa, Sonra... A, kapıyor telefonu. Bir daha e, aradılar. Dediler ki hani biz... Cidden böyle. Hadi ya. Falan. Ah ya telefon şakası değiliz yani. Kendine gel. Ah ama Ben böyle. de o sıralar işte İstanbul'a geleli bir buçuk sene falan olmuştu. Yendi. Yeniydi bir buçuk iki sene. İki yıl olmuştu pardon. Ee, hani bir an evvel albüm yapacağım ve acelem var. Gidiyorum. Hani Ankara'dan yani. an geldim. Hemen da... yapı vereceğim ee, olacak halbuki hani buraya bir gel adapte bir, bir... Dinamikleri farklı. Ee, sosyal çevremin büyük bir kısmını Ankara'da bırakmıştım. Hani İstanbul'da yenisini inşa etmem gerekiyordu. Ondan sonra... Ne baktım, güzel bir kapı ama. Çok güzel bir teklif bu. Yani bu benim yani. için her açıdan çok faydalı olabilir dedim. Zaten e, yurt dışındaydı Sertab e, bana bu teklif geldiğinde. Biz konserden bir 5-10 dakika önce Tanıştınız. tanışıp yani Aa. bir de bu kadar hani hayranlık du Aa. duyduğum biri. Evet. Yani çok büyük heyecan ve sahnenin Ankara'da olması da daha ironik. Ben Ankara'lıyım. Çok Ankara'lıyım. Çıktık evet. ee, yani. ve çok güzel aktı. Şey ne ee, 5 şey yıl. Hani şeyi anlamaya çalışıyorum hakikaten yani konsere çıkacaksınız. Hani 5 dakika önce tanışıyorsunuz ve hani ben hani a vokal mü çok mühim de bir şey değil mi vokal hani elbette. O, ne bileyim ben o an mesela auranız tutmasa işte enerjiniz tutmasa bir Tuttu. şey olsa. Tu Tabii tutmasa devam etilemeyebilirdi. Evet. Yani. adrenalini hayal edemiyorum yahu. Çok çok, çok güzel. Acayipti ama çok, çok e benzer taraflarımız var. E hani müzikle olan ilişki, disiplin hmm. e öyle diyeyim. O yüzden o çok kolay Hemen Aynaşıldı. tencere kapak olmuş aslında. Ebat bende. olarak da tuttuk Sertan'ın manayı. <laughs> Aa boylarımız da yakın. Ay bence de. <laughs> ya çok tatlı. Sonra çok ıı, Sonra güzel zaten... bir ilişkimiz oldu. dostluğumuz oldu evet. Hala devam eden bir de dostluk ediyor. arkadaşlık olduğunu ediyor. tahmin ediyorum. Peki Edim. bu Erovizyon anısını dinleyeyim bir. Yani, en başından mı anlatayım? En başından yani o heyecanı işte o duyguyu o işte puanların geldiği an biz sizi izledik böyle işte. Hatta herkese yani o her, yani o böyle sanki biz oradaymışız gibi Ay, anlatayım. Ya. çünkü o beş duyumuz için anlatacak biliyorum. Şimdi ben. hani Sertap da ben de şarkıcılıktan önce çocukluğumuzda bir dans hevesi yaşamış iki evet. insanız. O yüzden e, bu vokalistliğe başladıktan sonra biz beraber işte yoga da yapmaya başladık, e, işte spora da gitmeye başladık. Sonra dedi ki Özge harika bir ...dans hocasıyla tanıştım, ben dans derslerine başlayacağım şeyden çok önce... ...revizyondan çok önce. Sen de gelsene birlikte gidelim mi? Yani benim için olağanüstü bir fırsat tabii. Biz e, yarışmada e, koreografımız olan Candaş Baş'la... Yani Sertapın vasıtasıyla o şekilde Tanım tanışmış oldum. Candaş bize dersler vermeye başladı. Ben birazcık hani bir şeyler öğrendim kendime dair... ...işte duruşumu düzelttim falan filan. İşte aradan epeyce bir zaman geçti. Sonra gündeme bu Erevizyon geldi. Aman Allah'ım dedim. Yani çok heyecanlı. Ee, ben ki e, hani o Erevizyonları seyredip işte Türkiye tabii, elemelerini tabii. kaydedip Uyumayıp, video kaseti ya da mesela annen tabii. sabah falan bakarsın kim Ser tapın katıldığı zamanı hatırlıyorum ben daha albüm öncesinde. Aa tabii <laughs> doğru. Ondan sonra ee, olaylar hararetlenmeye başladı. Benim hani gidip gitmeyeceğim Onu belli değil. Sonra işte e, şarkı belli oldu. Mesela o süreçler yani şimdi şarkı belli ya bütün bir ülke kazanalım bizim en iyi sesimiz gidiyor. Bu çok da büyük bir press değil ben ya, stress'ten insan tırnak kalmaz. Şunun altını çizmek isterim. Hani büyük bir ekip işiydi bu. Ancak tabii ki o ekibin e, Tek Hoşayım. ve en büyük lideri Sertap'tı. Sertap e, o konuda e, ne yapmak istediğini başından beri çok iyi biliyordu. E, bazı konularda ısrarcı davrandı. Mesela e, mesela İngilizce söyleyeceğim dedi. Tahmin ettim oldu mu? E, şarkıyı e, netleştirdikten sonra pek çok şarkın arasından seçildi o bir çünkü. De evet doğru. Sonrasında işte sıra bana geldi. Sertap dedi ki bu büyük bir iş. Güzel ya. Yani senin her halükarda orada, bence de benim orada olmam lazım. <laughs> Başıma şey geleceklerini var. bilmeden. Sunun güzelliğine mi? Sadece vokal yapacağım. Sanıyorsun Zannederek. sen. Tabii. Dedi ki bir ön hazırlıkları biz e, önce bir Viyana'da yapacağız. Tabii. E, Sabri Tulu Tırpan o zaman Viyana'da. Çok çok severim Tulu'yu da. Çok emeği vardır onun. E, çalışmaları orada yapacağız bir hafta. Hadi Oradan bir da yarışmaya gideceğiz. Hadi bakalım. Candaş hep beraber biz ekipçe gittik üç kız daha var sahnede. Evet. Onların hepsi müzikal mezunu. Hmm. Tatlı kızlarımız. Ama sen buraya gittin hala sahnede o, hala hallere, o, hallerde ya. olacağını hakikaten Tabii ben sıkıyorum. böyle kenarda beklerken <laughs> e, Candaş ile Sertap dedik sen de dans edeceksin. Ya, delirmeyin dedim ya yapmayın hani çok riskli bir şey. Olur olur dedi Candaş ben seni de ayrı çalıştıracağım. Şah. Bu iş olacak. Hadi bakalım. E tabi başta bir, büyük bir e, korku yaşadım, çünkü kızlar çok hızlılar, çok esnekler, eğitimini almışlar bu işin. E, hep aynı şeyi anlatıyorum, en büyük korkum benim koreografiyi, zaten hani Candaş bir parça beni e, yaşımı ve e, eğitimli olmamamı Hı. göz önünde bulundurarak kayırdı. Hani ben de elimden geleni ardıma koymadım ayrı konu. Bu müthiş bir performans yani. Tek korkum yani. düşmekti benim. Hah, hep benim aynı şeyi anlatıyorum. Sonra işte yavaş yavaş kostüm netleşti. Çıplak ayaklı dans edeceğimiz netleşti. O böyle cam yer cayır cayır yanıyor Onu falan. Onu soracağım ya. diyorum terlersem ve düşersem. Ee, bu arada pek bir şey olmuyormuş. Yakın zamanda tiyatro oyununda başıma geldi. İnsan kurtarıyor bir şekilde Aa. yani. Şimdi doğru Bir şey şu olmadı. Olarak, olmadı. Kaldığım yerden devam ettim. Ben çünkü ne zaman o yani o revizyon e, performansını izlesem derim ki acaba o yer nasıl sıcak mı? Hep bu soruyu Sıcaktı. Vera... Hah. Ve Hayarım. düşmeden de o üç buçuk İplere dört dolanmadan. dakikayı evet o kumaşlara dolanmadan <laughs> o da çok ama ya. Ama hayatımda karşı, yani hiçbir şeyle karşılaştırmam mümkün değil. Adrenaline. Hem tecrübe olarak hem adrenalin olarak ee, ama işte o performansa odaklandık çok ama çok ama çok çalıştık ee, ve her şey doğruydu. Risk miydi Ekip çok sence? iyiydi. Yani şeyi merak ediyorum. Her yazıyor. şey bir risk bu hani işte. Ondan sonra yani Sertap Hanım'dan sonra şey oldu işte televizyona şu gidecek bu gidecek böyle. Hani böyle bir şey yok dördüncü olduk işte bir, hani böyle bir hep biz magazin camiasında şunu tartışıyor oldu insanlar. Eurovizyonu sanatçılar kabul etmeli mi? Bu kariyer için acaba riskli bir karar mı? Nasıl falan? yönettiğiyle çok alakalı insan. Yani çünkü insan kayıp Bence. Yani birinci de olamayabilir, çok da kötü bir şey de olabilir. Ve o kötü şeyle de ülkeye dönebilir. İnsanlar yani, korktu bununla. Herkes tek ve biricik. Ee, ve kendi yolunu, demin de söylediğim Aha. gibi. Bu, bu öyle bir e, kul var, öyle bir meslek. O biricikliğini en doğru şekilde ortaya koyduğu takdirde bu iş oluyor. Benim hani bunca yıllık tecrübemde gözlemlediğim şey o. Sertap bunu yaptı. Kimseyi imite etmedi. Şey ee, ya da korkmadı. Korkmadı. Ee, Kaybedersem başıma bir şey gelir mi demedi çünkü zaten halihazırda kariyeri gayet kuvvetli bir noktadaydı. Riskti elbette. Ah. Ee, ama bu riskler alınmalı. E, alınmalı. Ee, Öteki türlü sürekli e, güvenlik alanı içerisinde e, ilerlemek Oluşturur. mümkün değil. Konfor alanı. O konfor alanı dışından çıkmak lazım. Gündelik yaşantıda bile öyle. Hayat o zaman daha... Biliyorum. Hiç, yani Biz ee, yengeçler olarak çok zorlanırız böyle... Geçmiş karşıma çok tatlı konuşuyorsunuz Özge Hanım. biz yengeçler olarak çok zorlanıyoruz. Valla benim herhalde bir arada derede bir ateş kuru, bir, bir şey var yerinde. Aylar, maylar falan bir gezegenlerle alakalı bir durum var. Çok da yengeç gibi değilim ben. Evet yani bir koç e, insanıyla bir Değişimi aslan seviyorum. insanıyla ben evet. Ee, yani bitecek bakacağım. bu hayat ve e, sonunda hepimiz öleceğiz diye düşündüğüm için. O arada defa. derede ne kadar adrenalin. Ee, ne kadar enteresan değişik tecrübe kardır diye düşünüyorum. Ben haritaya bakacağım, sizle paylaşacağım. Siz merak etmeyin. <laughs> Peki, eee birinci olacağınızı indiğinizde emin miydiniz? Yani o, o şey geldi mi? Hani e, tamam. Şimdi zaten Hadi orada bakalım. biz yarışma öncesinde bir e, bir hafta kadar yanlış hatırlamıyorum değil mi? Bir hafta kadar Riga'da e, vakit geçirdik. Hı -hı. Ee, öncesinde çünkü defalarca provalar oh. oldu. O provaların bazıları kaydedildi, hmm. seyircili provalar oldu. Aa. İnanılmaz e, talep gören bir şey. Yani bambaşka bir dünya. Ee, orada aldığımız e, geri dönüşler tamam. hep çok olumluydu ve iyiydi. Yani insanlar bizim kadar heyecanlanmaya başlamıştı Favorisi, açıkçası. favori olarak. Evet, gelip okay. söylüyorlardı farklı ülkelerden. ...çok güzel, biz çok etkilen etkilendik. Şarkıyı ezberledik diye gelen dinleyiciler vardı. Çok değerli bir şey. Ama tabii bu politik... Heh, ...durumlar soracağım. etkiler mi, etkilemez mi? Bir de iddialı yarışmacılar vardı. Tatu hmm. katılmıştı mesela. Tabii canım. Epeyce tanınan, bilinen bir ekip. Doğru tabii tabii o iki kız sonra ne oldular ama... biz çok, mi, çok inandık. Ben içten içe hissediyordum olacağını. Yani çok, çok inanmıştık o... ...dünyanın içinde bir yere varacağımızı. Böyle puanların açıklandığı yani Türkiye'de herkesin herhalde evet, durduğu... Bülent Özveri'nin kulaklarımda. Evet. <laughs> evet onu hiçbirimiz unutmuyoruz gerçekten. Böyle bir şey yaşadığı için de çok mutluyum. Görebildiği aynı, için de aynı, çok, aynı çok şeyi mutluyum. düşünüyorum. Adamın ömrü çünkü yani böyle bir... Evet. E, biz çok öyle emeği büyüdük. var. Çok çok, çok emeği, var. emeği var. Çok emeği var. Müthişti. Yani e, sonrasında da sertap bana demişti ki Özge'cim... E, hayatım boyunca sana soracaklar. <laughs> evet. Mutlaka laf benden açılacak. Mutlaka da televizyondan açılacak. Evet. Hani bunu hazırla kendini. Ben de hala e, o günlere geri dönüp Keyif e, zevkle, keyifle anlatıyorum. anlatıyorum bunu. Ben de şey düşündüm sen anlatırken. Hani ilk başladığımızda işte Ankara'daki işte o dans eden, şarkı söyleyen, bunları yapmak isteyen kız çocuğu. Hani konservatöre gitmiyor bir şekilde ailesi. ...bu tarafa yönlendiriyor hı hı. ama büyük bir hayali var... ...20'lerinde geliyor mesela diyor ki... ...ben daha hızlı gitmeliyim falan... Hı hı. ...sonra... ...gitmiyormuş gibi hissediyor kendini... Hı hı. ...ama sonra esasında baktığında... ...olabilecek en büyük sahnede... ...en büyük başarıyı tadıyor evet. ve geliyor... Evet. ...yani böyle baktığında... ...şu hayatın sürprizi döngüsünü o kadar seviyorum ki... ...onu düşündüm sürekli... ...muazzam bir şey bu yani... ...ama işte e, insan içindeyken... Fark ...pişmanlıksa mi? eğer ben... Evet. konumuza gene sadık kalarak... Ee, bazı şeyleri kaçırabiliyor yani bu kadar güzel bir tecrübeyi evet. ben hala içten içe ben hala albüm çıkaramadım ya diye de geçirdim paralel ah, olarak tamam. tabi o bir de orada var o hala. Okay. E, hani diğer taraftan da e, yani öyle bir popüler olma Hı. Böyle aşırı tanınma Onu gibi bir güdüyle e, bu Yola çıkmadım ben. Ol... Yaptığım şeyden çok zevk aldığım için. Birebir ve... böyle bir sorun var. Yani Demişim ki bu işin ünlü olmak. Motivasyonum o olmadı. Ah, Keşke olsaydı. Ya, hah. Yani neresinde duruyor onun demişim ünlü olmak işte magazindir. Kendim olmaktı benim derdim. Okay. E, kendim olabilmekti. Yani başından beri bir takım şeyleri e, kafa patlattıktan sonra hep bir derdim davam oldu. Hı hı. Hayata dair. varoluşuma şey. dair. Ee, o noktada da hani yaşım ilerledikçe ürettiğim şeylerin e, hani bu konuda e, kendiyle uğraşan, cebelleşen hı hı. birileri varsa hani onlara faydası olsun ya da aa benim kadar kendiyle uğraşan biri daha varmış Vardır. desin diye. Benim şarkı sözlerim de genelde hep e, aşktan çok zaman, e, hayat. hayat, aman ona takmayalım kafamızı bunlara bakın daha zor şeyler var diyerek geçti ama didaktik de olmamak lazım çünkü aslında e, bu yaşa gelmiş olsak da hiçbir şeyden hala haberimiz yok e ne olacağına dair esasında bir bilmediğimiz çok bilinmez bir şeyi biliyormuşuz gibi yaşıyoruz her şey çok... yeni başlamış yani, gibi hissediyorum ben bu artık. muazzam yani, farklı olan şey o çünkü şey de var yani hani böyle hani heyecan hadi ben mesela işte, revizyonda bile şey var ya ben de albüm çıkarmadım altta o var ama bir yandan da Hani bunu sadece derdini anlatmak için istiyorsun esasında. Çünkü genelde ünlü olmak, çok para kazanmak falan da bu işin motivasyonu ya. O yüzden mesela seninle ilgili forumlarda şey yazıyordu. Onu sana demin de söyledim. Bir kitle var. Sana hayran, seni çok seven, sesine yani inanılmaz seni seven kitlenin çok böyle kendine has bir dili de var. Onlara bakıyorsundur diye düşünüyorum. Çok güzel şeyler Bakıyorum. yazmışlar. Senin gibi yazanlar. Ama şöyle diyorlar ki bu kadın çok para kazanmalıydı. Finalde <laughs> de hep böyle bir çarkı. Çok para kazanmalıydı. <laughs> ah, niye, niye, kazanmıyor? Bir de öfke ve isyan var. Senin böyle bir hani maddiyata dair de soruyorum bunu. Valla para kötü bir şey değil. Hı? Parayı istemek de ayıp bir şey değil. Ama bizim jenerasyonumuzda... Çok zor Öyle bir durum var. İsteyemeyiz ee, biz. Ben öyleyim yani. Yani ben bununla ilgili bayağı bir çalıştım. Şu an istiyorum. E güzel. Ben yani mümkünse yapayım. gelsin. <laughs> biz de ayıptı. Yani böyle para konuşmak evet. talep etmek falan bizim böyle şey olduğumuz hani. Böyle bakmayız ya paraya falan. Biz öyle işte. Niye? Yani güdük olduk biz. Güdük getirdik. E, ayıp bir şey değil. E, ama hani e, öncesinde de konuşmuştuk. Bu bir parça e, hedefle alakalı, motivasyonla alakalı. İnsanın kendisini ne kadar erken bulduğuyla alakalı biraz şansın da etkisi var. Hı hı. Ben şimdi çok eee bir şeylerin kontrolünün bende olmasını seven, isteyen. Bunun farkındayım yani. Biriyim. O çok iyi, iyi bir çok şey niyet. değil. Bu kadar iyi İyi değil. Yanımdaki için de yorucu oluyor. O, evet. Zaman zaman ee, evlilikte acaba da eşim öyle diyor bana. Diyor adam ki adam yani ilgilenmiyormuş gibi yapıyorsun ama öyle bir enerji gönderiyorsun ki o esnada yapıyorsun işte, oradasın. Hani yumurtayı yan tarafa kıracak gibi ol yapıyorum. Yapmamak için çok uğraşıyorum. Anladım. Ee, ama yapıyorum. Bu anne olsaydın çocuk gerçekten biraz minik bir travma olabilirdi Bir olurdu. Olabilirdi. Evet. Uğraşıyorum işte ee, An itibariyle daha... gelirinden memnun musun? Mesleki anlamda gelirinden memnun Memnunum, memnunum. Tamam, okay. memnunum. Bu önemli bir şey memnunum. mesela. Ama daha fazla üretmek istiyorum. Hı hı. Kendimi o konuda eleştirebilirim. Çok uzun zamandır şarkı söylüyorum. Bu sene benim 30. yılım. Maşallah. 92 yılında başlamıştım. Daha fazla üretmeliyim diye düşünüyorum. Albümlerimin arasındaki süreler çok geniş. Onu söyledin. O, o şeydan inceleyip sıklıkta evet. yapamıyorum ama anladım. artık hani bununla da yüzleştiğim için e, tamam oraları açtık geçtik yani 2023'ten <laughs> e, bir beklentim varsa <gülüyor> hazırım. <gülüyor> o da kendime dair mümkün olduğu kadar daha fazla kendi yazdığım ya da yazmadığım daha fazla şarkı söyleyebilmek. Çünkü şarkı söylemeyi çok seviyorum. Şimdi bir de paralel olarak ilk defa tecrübe ettiğim bir Tiyatro durumu var. Onu, o bana çok iyi geldi. Devamı gelecek mi? yani Oyunculuk babında da bir devam... Gelmesini çok arzu ediyorum. Hı hı. hani Yıllardır gündemde olan bir konuydu bu. Ama yine neresinden başlayacağımı bilemediğim için ve doğru bir şeyle başlayabilmek için... Yine çok güzel için. bir şeyle başlamışsın bu arada. Bekledim, yani evet. Şahane. Mert Fırat'ın sayesinde oldu bu. Biz onunla yaklaşık 4-5 yıldır... Çok güzel şarkı söylüyor. Harika bir sesi var Mert'in. Biliyorum Sahne yani yapıyoruz. duydum. Sahne Aa. Ara ara. Konserlerimiz oluyor. Özel programlarımız oluyor. Ara ara onun temposu el verdikçe benim tempo el Oyunun verdikçe. yönetmeni bildiğim kadarıyla evet. değil mi Mert? Mert içten içe öyle bir gözlem yapmış. Hmm. E, ve iki yıl önce bana dedi ki benim kafamda böyle bir şey var. Böyle bir oyun var. Ve sen e, Mutlaka varsın. sen ol istiyorum. Yine aynı Erevizyon'daki gibi ben tabii çok ki deyip çok Müzikli olacağını söylemişti. Tamam dedim hani ben söylerim. Ya o kadar hopli zıplayacağını düşünmedim. Sonradan. Tabii. Evet bayağı oyunculuk yapacağım çıktı ortaya. Yani çok ciddi. Ayama çok güzel oldu. Yani <laughs> çok güzel bir performans ama böyle sakin bir şey bekleyen nefes, Aa, nefes evet. eder. Gerçekten fiziksel yüksek. olarak da ciddi efor sarf ettiğinizi ben gördüm. Yani kanter içinde nefes nefessiniz ve baya çok çok da zor. Bütün yazı prova ile geçirdim. Tahmin ediyorum onu. Benim gıkım çıkmadı. Yani yine Ali Harikalar Diyarında şeklinde. Ben ee... çok sevdim o hikayenizi. O kadar güzel sürprizler var hayat hikayende. Dinlerken çok keyif alıyorum. Çok ee, şükrediyorum ben de bütün bu yolculuğu bu şekilde yaptığım için. Bu nedenle yok pişmanlığım. Evet yani tam ee... konusunu bulmuşuz kadına. hiç yani, yani inisiyatif kullanıp kendim Karar verdiysem, hı hı. sonucu kötü bile olsa pişmanlık duymadım çünkü her kararın e, iyi tarafı da oluyor, kötü tarafı da oluyor, artıları da oluyor, eksileri, eksileri de oluyor. oluyor. Genelde insan o eksilere odaklanıp şikayet etmeye meyilli Yapı Yok, Hepimiz öyleyiz. Yani. <laughs> Aha işte, ne alakası? Var? Full oradayım ben. Ben onu yani. yapmamaya çalışıyorum. İşte, Oluyorsa evet, da işte, diyorum öyle. ki, hani bundan bundan şikayet ediyorsan ben şu anda zamanında şöyle bir karar aldım. E tamam o da bunun sonucu. E o zaman bunu değiştirmek istiyorsan sen şimdi başka türlü bir adım atman lazım diyerek işte böyle böyle 50 seneye devirdik bakalım. <laughs> ya şu bölüm, şu son bölümü böyle özellikle şey yapacağım. Telefona kaydedeceğim ya. ve çevirip çevirip benim tamamıyla benim ve bence izleyen birçok kişinin de bu bölümü özellikle geriye dönüp dinlemesi gerekiyor. Çünkü çok yapıyoruz. Şeyi soracağım. Bu aşkla ilgili bir bölüm var. Genelde Aha. ben konuklara hep şöyle soruyorum. <laughs> i̇şte aşkın bir çeşit rahatsızlık olduğu kanaatindeyim. Yani böyle bir insanın bünyesine girdiği zaman bir çeşit gribal enfeksiyon gibi her şeyi etkileyen, belli bir sürede hakimiyet kuran ama sonra yavaş yavaş terk edip bazen güzel bir şeye dönüşen, bazen de işte aman Rabbim ben neredeyim dedirten bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Kaç senedir evlisiniz siz şimdi? 2015 yılında evlendik Hakan'la. 7 7, 7 8'e giriyoruz. Totalde birliktelik 11 sene. Maşallah. Evet. Bunun şimdi sırrı hani var. Bunu hakikaten ama <laughs> sırrını soruyorum yani. Çok zor bir şey yahu. Şimdi yani yine böyle bilmiş bilmiş konuşacağım ben ama. Buyursunlar biz dinlemeye Yani bu konuya okay. da çok kafa patlattığım için kendi tecrübelerimden yola çıkarak tabii süper saçmaladığım, Hı. Çok e, absürt tecrübeler de yaşadım geçmişte. Yaşadım ama hiçbirinden de Bak, pişman değilim. Ama. Değilim gerçekten değilim. İyi yapmışım. yapmışım. E, çok asabımın bozulduğu, e, kendimi berbat hissettiğim e, şeyler de geldi başıma. Aldatıldım e, mı mesela hiç? Kesin. <laughs> ama yakala yani Kesin. Yok ben de kesin gözümle, de gözümle gördüğüm ilk... bir şey olmadı ha, yani. ama yani görsem daha iyiymiş Anladım. şeyler. Yaşadım yani. Anladım. Oldu. E, ve... İnsanın ruhu duymayabiliyor. Çünkü hani kişiyi nasıl bilirsin? Kendin gibi. Olabiliyor. İşte çok öyle. insani şeyler bunlar. Ama olsun. Ay, bildim, anladım. İnsanın e, kendiyle ilişkisi bence çok önemli. Hadi bakalım. E, kendiyle sağlıklı bir ilişki kurduysa kişi, e, böyle bir e, ihanet sonrasında o davranış biçiminin şahsıyla değil tamamen onun kendiyle Anladım olan efendim. ilişkisini bozukluğuyla alakalı. şimdi, Heh, <laughs> şimdi benim o noktaya gelebilmek için harcadığım epey yıllarım var ama o yılların da büyük bir kısmını yalnız geçirdim. Anladım. Dedim bak, ki bak, tamam şimdi buradan çıktıysam ben. Tamam. Çıktıktan sonra benim önce bir ke kendi ben de demek ki dedim bir şeyleri e, hani gözden kaçırmışım ya kendi kendime yalan söyledim ay çok şahane diye. Fark ya etmedim. da fark etmedim ee, ya da bir uyuşukluk hali uyur gezer gibi takıldım bilmiyorum ki bunları tespit edip analiz etmem lazım ki hani bunun akabinde başka bir şeye zıplayıp bunu yara bandı gibi kullandım aynı şey gelecek başıma yine ben seslendirirsem böyle olurdu hayatta her şey için geçerli bu aslında evet, o... yani eğer insan oradan bir sonuç çıkartıp öğrenmiyorsa ne bir, kadar daha geliyor. Sürdü o bir daha geliyor 6-7 sene sürdü Çok az değil Uzun. Tam çocuk doğurabileceğim yıllar aslında. Yani son... Bugün. bu, da buradan buyurun hadi bakalım. Hiç aklımın ucuna bile gelmedi yani o dönemde. Mesela bu hayat hikayesinde paralel bir evrende başka bir özge bir terapistin şeyinde kanepesinde şunu diyor olabilirdi. Ee, X Bey neyse işte bilmiyorum Hı -hı. X Bey ile böyle bir şey yaşadım hani işte beni aldattı, üzdü, bıraktı, bir ilişki pat diye bitti. Atıyorum bunları. Yok bıraktım. Bıraktınız. <laughs> yani kötü bir ayrılık ve bağlaştı. Işte tamam. O kısmı şey çok olacak. önemli. <laughs> Şarkısı Bak. da var. Kulakları çınlasın hiçbir fikri yok tanıdığım birisi de. Aman bu geçelim oraya günümüze ama şu, dönelim. Hani Paralel bir evrende öyle kanepeye oturmuş. Hani Ben de çocuk doğuracaktım ama bu yaşadıklarımdan doğuramadım. Deyip onu suçlamayı da tercih edebilirdi bir özgü. Ama işte insan bunu yapıyor. Ee, bu sağlıksız olmalı. Başkasını suçlamak etmiştim. kolay elbette. Evet. Çünkü e, ö, öyle güçlü kuvvetli e, kadınların ya da erkeklerin sadece kadına ait bir şey değil bu, evet. bu arada. Ah Evet. Değil. Başına öyle şeyler gelebiliyor ki ikili ilişkinin sağlıklı devam edebilmesi için ruhların bence benzemesi lazım. Benim yakaladığım şey o. Yani kendimi bir noktaya getirdim ben tamam. bununla ilgili. Sonra sonrasında Hakan'la yollarımız kesişti. Hayat biz aslında çok eskiden ben tanışıyoruz. O da hani müzik. Ciğerinde ortasında Hakan tamar Biliyorum. senelerin radyocusu ve müzik insanı. Peki yani hani, tanıyorsunuz ama bir yani böyle 14 yıl boyunca hiç görmedik, karşılaşmadık. Şahay, anladım. Sonra bir müzik yarışmasında jürilik anladım. o yapıyordu zaten. O yıl beni de dahil ettiler. Ben de büyük bir hevesle gittim. Hakan'la karşılaştım. Aa seneler oldu, ne haber nasılsın derken. Öyle olması gerekiyormuş, Ödüldü. olaylar değişti. Evet. Ben bunun ödül olduğunu. Düşünüyorum. Evet, büyük aşk ee, ve kaybetme korkusu olmadan e, başladım. Sonrasında da evlendik. Ben bunun hakikaten bu işte ödül. Hani hayatta size ödüller bulur. Ben, aha da ödül işte. Bu ödül örneği çok kıymetli ve çok güzel. İletişim çok önemli. Hani herkes aynı şeyi söylüyordur ama. Ama kimse iletişim kurmuyor. Söylüyor da gerçek açık iletişim kuran insan sayısı memlekette oldukça az olsa gerek diye düşünüyorum. Yanlış mı? Yani erkekler daha kapalı kutu. Ee, hani biz kadınlar da e, o noktada hani algılayabildiğimiz, görebildiğimiz e, yani Buzdağının görünen ucuna belki aşık olup kapılıp hı hı. gidiyoruz ama aşağıda bambaşka şeyler çıkabiliyor. O yüzden hani e, hani benim söyleyebileceğim şey tecrübelerimden olarak falan darlarsa iletişim işte o noktada. Eğer karşı taraf çok açık değilse Kapalıysa. bile yavaş hı. yavaş 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 açılıyor. Yani Bekleyin. o iletişim o iki kişinin arasındaki kimya doğruysa hı hı. işte zekalar yakınsa, benzer ...şekilde yetiştirildiyse... O çok önemli. O çok önemli. Onu kırkından sonra anladım. O çok önemli. aynı sosyal çevrenin içinde yaşamışız yıllarca. E, pek çok şeyimiz Peki, benziyor. Peki yaşlılık tırnak içinde planınız ne Hakan? Hani vardır ya bir yere yerleşiriz ama böyle bayağı ya da gider miyiz bu şehirde? Öyle dertleriniz, öyle hayalleriniz var mı? Yok. Mu? Feri de gitmiş mesela siz de böyle gider misiniz? Öyle bir şey yok. Ben de her yerde yaşayabilirim okay. bu arada. Hiçbir yerle ilgili öyle bir takıntım yok ama e, ee, insan nereye giderse gitsin kendini de götürdüğü için. Bu da geliyor. Bana fark etmez. Ben burada da yaşarım, orada da yaşarım. Yani bir kaçasım yok. Bu kaotik ortam bana hatta iyi geliyor. Oradan besleniyor, <laughs> yaratıyor çünkü. Yani bir çeşit canavar esasında karşımızdaki. <laughs> Farkında mısınız bilmiyorum. Peki, şimdi bölümün sonuna doğru ben size çok güzel saç... E <laughs> Ürünleri anlatamayacağım. Siz hakimsiz, ben hakim Ben e, bunları senden dinlemek istiyorum biliyorsun çünkü Şimdi. ama buraya gelmeden şey soracağım. Şimdi bu mesele burada konuklara genelde kadın konuklarıma şey de soruyorum. Aynanın karşısına geçtiğinde kendini çok dövdüğün zamanların oldu mu? Çünkü Oo. müthiş bir baskı var hepimizin üstünde. Hele bir de bizim sektörde Olmaz bir şekilde. Olmaz mı? Olmaz mı? Onu nasıl? Mı? Sen onda da çok çalışmışsındır kendi üstünde diye düşünüyorum. Ya o... hala zaman zaman yapıyorum sonuçta hani yer çekimi denen bir şey var. E, ay şuralarım oynamaya başladı galiba şöyle Hı. birazcık şöyle olsa böyle olsa diyorum. E, ama eskisi kadar da takılmamaya çalışıyorum. Spor yapmaya çalışıyorum. Sağlıklısın. O kibes. çok önemli. Tamam. Mümkün olduğu kadar e, her şeyi yiyorum ben azar azar. Zaten hani öyle böyle kilo kiloyla alakalı bir problem yaşanmadığını düşünüyorum hiç yani. Binyesen. Bir ara oldu. Gitti. Şimdi yavaş yavaş toparlıyorum yani hala var ama peki estetiğe devam. dair hani hiç karşı değilim. Heh. Şuurlu ve doğru bir şekilde <laughs> Şuurlu yapıldığı çok takdirde Şuurlu e, çok <laughs> İnsanın hani var olandan memnun olması çok kıymetli. Ama e, seneler geçiyor o var olanı bir tık koruyabilmek için yapılan müdahaleleri ben e, hiç karşı değilim. İnsan kendini nasıl mutlu hissediyorsa. Öyle olsun hiç kimseyi yargılamam bu konuda. Ben de Yaptırdığında öyle. da çatır çatır söylerim. Ben de bu noktadayım. Sadece dediğimiz gibi yani orijinali benzer bir şekilde gitsek o önemli bazen Tabii, çünkü bambaşka bir olarak çıkıyoruz. Çok prototip yüzler evet. Onu, artık, hani oluşmaya başladı. Ve Çok küçük yaşta başlamaya başladı, ona biraz dikkat etmek Ama lazım. Ama işte değil. onun önüne geçmek mümkün değil bu telefonlar filtreler. <laughs> Şuraya geçmeden son soruyu da soruyorum. O e, telefonlar, yani sosyal medyayla aran nasıl? Ne kadar sıkıntı? Valla iyi olsun diye olması lazım e, çünkü ortamdan çatlıyorum. Çok kötüydü. Tamam. E, hatta epey bir direnç gösterdim bu konuda. Anlayabiliyorum. E, Kaldı ki gayet ıı, çenesi olan biri olarak. Anlatacak güzel hikayeleri olan evet, bir hikaye var, anlatıcısın var. bu arada. Kendi üslubunun gelişmesi gerekiyor ya. Ben de onu yıllardır hani hı hı. olabildiğince bulmaya çalışıyorum. Biraz daha iyi. Yani birkaç sene öncesine nazara daha ciddi. Kendi içimde tabii. Başkasını yani... soracak olursanız yeni jenerasyon ay bence çok yavaş. Yeni jenerasyona göre biz yani tabii. Yani o profili baştan bir düzenlemek lazım <laughs> kesin derler. O fotoğraflar derler. olur mu falan tabii onlar olacaktır ama daha sık olman gerekiyor. Onu da tekrar şurada söyleyeyim. Dün soruları hazırlarken evet, ki kitlen. O böyle o daha çok para kazanmalı bu kadın diye yırtan kendine insanlar diyor ki keşke sosyal medyayı daha aktif kullansa da biraz daha iletişim halinde olsak. Ben el şey zeval olmaz söylemiş olayım. Telefonu biraz daha eline al. Tamam lütfen. Hakikaten çünkü <laughs> bekliyorlar. Peki bu tarafta bunlar nedir acaba? <laughs> ya o taraf şu an şahane yani. yani Luna Park gibi benim için. Kullandığın ürünler mi? Ee, bir kısmını kullandım. Şimdi, Çok da sevdiğim bir marka. Çünkü kıvırcık saçlıyım ben. Heh, gördüğünüz evet. üzere. Kıvırcık saç harika bir saç olmakla birlikte şimdi, zaman zaman... Bu e, şimdi mesela ben, ben demin öğrenmeye çalıştım ama sen daha iyi biliyorsun. Bu böyle... Toz şeklinde mi? Evet. Zaman. Saç diplerine dökülüyor. Şimdi diyelim bu saçları ben tamam. böyle yapıştırmadım. Banyo yaptıktan sonra Ay. şekillendiricimi sürdüm, sürdüm. Ve başlıkla birlikte kuruttum. Hı. Çok güzel havalı afro bir görüntü oluşuyor. Böyle oldu. Ama kıvırcık saçların bir kısmı ince tellidir. Ben tamam. de ince telli kıvırcık saçlıyım. O dipten volüm verdiği ha. için o afro durumunu daha uzun süre korumak şey mümkün. Şey. Evet şuradan krepe yerine. Hah. Diplere onu sürüp friksiyon yapıp Yapıyorum. o volümü korumak mümkün. Harika mucizevi bir şey o. Olaya ne kadar hakim olduğunu farkında mısınız bu arada? Gerçekten. Ya da <laughs> minik onları, milik, onları bunlar bunları aramıyor. çok seviyorum. Çok güzel oluyorlar. E, yani lise yıllarında da çok yapardım. Ay onlar. Ve ben bilmiyordum e, bugün misafirimizin bu ürün olduğunu. Gelir gelmez sordum bunları nasıl yaptım diye. Bunları Şöyle şeylerle mi yapıyoruz? Evet. Bunun kutusu çok güzel. Kesinlikle kutu çok bittikten güzel. sonra da içine küpe olsun. Değil mi? olsun. Yemin ediyorum kutu. Meme tokası olsun. Bu da onu mesela böyle bayağı sabitliyor anladım kadarıyla. Bir yapışkan evet. bir duygu vermiyor, vermiyor. Ha, vermiyor. Ha, vermiyor. Anladım. Vermiyor. Zaten bence bu tip ürünlerin en önemli kısmı o ee, hani kullandıktan sonra suyla akıp gitmesinin kolay olması, saça zarar vermemesi. Vallahi enteresan. Ben öğrenmiş Çok teşekkür ediyorum. Bunca program yaptık. Bu ürün bölümünü ben önceden anlamaya gayret ediyorum. <laughs> Ama bugün o kadar keyifli <laughs> ve rahat geçti ki çok teşekkür ederim. İlk anlattığınızı özgü anlattım. <laughs> yani vakit nasıl geçti hiç anlamadım. Ben e, geç tanıştığım için hakikaten kendimi eksik hissediyorum. Yani Feride'yi, kardeşini senelerdir tanıyorum. Kulağında çok çınlattık senin zamanında. Ama ilk kez yüz yüze geldiğim için kendimi çok değerli ve kıymetli hissediyorum. Bir de bugün... Bütün söylediğin şeyler benim şu an içinde bulunduğum hayat noktasında bana o kadar ilaç gibi geldi ki çok çok teşekkür ederim burada olduğun için. Ben çok teşekkür ederim. Lütfen telefonu eline daha fazla al. Lütfen tamam. daha çok şarkı söyle. İnsanlar seni çok daha fazla görmek istiyorlar bir şekilde. Elimden geleni yapacağım. Efendim Özge Fışkın bugün bizimle birlikteydi. Saşa kafasını izlediniz. Okay. Ben deniz Pelin için önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>